İyi akşamlar sevgili seyirciler. İyi akşamlar. Olaylar ve Görüşler'den merhaba. Bu akşam programımızın ilk saatinde konuğumuz Ankara'dan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, Meclis Anayasa Komisyonu CHP Sözcüsü Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nu ağırlıyoruz. E, Sayın Kaboğlu merhaba hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Size soracak çok sorumuz var. Evet, hızlıca başlayalım, başlayalım istersen. Eee Bir saat boyunca ...detaylandırarak pek çok soru soracağız e, Sayın Kaboğlu'na. Şimdi efendim e, seçimlerle ilgili 14 Mayıs tarihi e, artık ortada, e, biliniyor. E, bu 14 Mayıs tarihiyle ilgili, daha doğrusu seçimlerle ilgili 3 tane tartışma var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayı olup olamayacağına dair tartışma. İkincisi seçim yasasının e, ne zaman yani uygulanıp uygulanmayacağına dair tartışma... Bir de seçim karar alındıktan sonra 60 gün mü 90 gün mü ne zaman yapılacağına dair tartışma. Bir başka tartışma geçen hafta daha doğrusu 10 gün önce gelecek Partisi lideri Sayın Davutoğlu'nun başlattığı Cumhurbaşkanı yardımcılarının eşit imza yetkisi meselesi. Şimdi bunların hepsi anayasa çerçevesinde yapılan tartışmalar. Biz de burada konuklarla hem hukukçularla hem de bazen gazetecilerle bu konuları tartışıyoruz. Fakat bir yandan da hep şunu soruyoruz. ya Bunlar bu kadar tartışılabilir bir şey mi? Yani anayasa bu kadar net ya da açık olması gerekirken biz neden siyaseten bunları tartışıyoruz? Nerede açık var? Siz bir anayasal kirlilikten bahsediyorsunuz. Nedir bu? Önce bununla başlayalım sonra dediğim gibi bu başlıkların hepsini tek açacağız. Teşekkür ederleriz. <laughs> evet memnuniyetle. E, tabii e, keşke bütün tartışmalar anayasal çerçevede. Yapılıyor olsaydı ama son sorudan başlamakta yarar var izin verirseniz. Çünkü bugün yaptığımız tartışma esasen 2017 kurgusunun 5 yıllık uygulaması sonucunda ulaştığımız eşikte yaptığımız tartışmadır. 2017 kurgusu bilindiği gibi ilk kez tarihimizde devleti temsil yetkisi ve yürütme yani hükümet organını birleştirdi, bir kişi de topladı. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir biçiminde anayasa madde 114'ün öngördüğü, 104'ün öngördüğü bu kural tarihimizde ilk kez hatta Osmanlı dahil olmak üzere bütün devlet ve hükümet yetkilerinin bir kişide toplanması sonucunu doğurdu. 5 yıldır tanık olduğumuz uygulama ve bu uygulamadan kaynaklanan sorunlar özellikle bu maddeye bir de parti başkanlığının eklenmiş olmasından kaynaklı tartışmalardır. Çünkü parti başkanlığı eklenince haliyle evet cumhurbaşkanı hükümettir aynı zamanda yürütmedir ama 103. maddede Cumhurbaşkanlığı e, tarafsızlık andı içmiş bulunuyor ama parti biliyorsunuz sözcük olarak zaten taraf demektir o da belli Adalet ve Kalkınma Partisi böyle olunca anayasada bir üçüncü alan çıkıyor fiili durum mesela bütçe görüşmelerinde e, yardımcı geliyor Fuat Oktay geliyor Cumhurbaşkanı yardımcısı oysa anayasa madde 161 açıkça Cumhurbaşkanı sunar diyor ve e, sayın yardımcı e, konuşmalarıyla tavırlarıyla bir başbakan gibi davranıyor seçimle belirlenmiş bir başbakan gibi e, ve e, bir parti başkanıymış gibi bir mesela Cumhuriyet Halk Partisi liderine yönelik sözleri veyahut da geleceğe yönelik sözleri seçimden gelmiş, seçim yoluyla gelmiş, meclis önde sorumluymuş ve gelecek seçimlerde seçimlere girecekmiş gibi bir bağlamda konuşma yapıyor. O zaman tabii ki her ne kadar anayasa madde 104 devleti temsil yetkisini ve hükümet yetkisini tek kişiye vermiş olsa da Cumhurbaşkanı, yani seçimle belirlenmiş olan kişi aslında birçok açıdan, birçok kulvarda Cumhurbaşkanı yardımcısının yani kendisi tarafından atanmış kişinin adeta bir siyasal şahsiyet olarak bir başbakan gibi davrandığını görmekteyiz. Veya bu hafta bugünkü konuşmanın konusunu oluşturan seçime ilişkin karar, biraz sonra açacağız. 17 Ocak gününe kadar hep 18 Haziran telaffuz ediliyordu. 5 yıldır ne zaman e, benim mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri erken seçimi telaffuz etmişse hep erken seçim değil 18 Haziran'da yapılacak deniyordu ama 17 Ocak'ta Bahçeli e, 14 Mayıs'ı telaffuz edince 18 Ocak'ta da Sayın Erdoğan e, 18 pardon 14 Mayıs dedi ve bu şekilde tartışmanın mecrası değişti. Demek ki evet seçimde belirlenmiş bir kişi var. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı, başbakan, yürütme, yürütmenin kendisi yani siyaset tekelinin elinde tutan ama bir yandan onun atadığı kişi Cumhurbaşkanı yardımcısı siyaset yapıyor siyasetin içerisinde. Öte yandan ise onun müttefiki olan mecliste Cumhur İttifakı adı verilen e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri de bir tür e, siyasal ön açıcı konumunda. O zaman bu hani çift başlılığı aşalım, önleyelim e, gerekçesiyle e, kaldırdıkları hükümet e, yerine ne olmuş oluyor? Aslında bir üç başlılık söz konusu oluyor. Bu da e, anayasal sınırların dışına çıkılıyor olmasını ifade ediyor ki benim de facto adını verdiğim de facto yani evet bir demokratik hükümler var anayasamızda. 2017 kurgusuyla demokrasiyle bağdaşmayan düzenlemeler var. Yani hesap verebilirliğin olmayışı, siyasal sorumluluk yoktur. Karar alma düzeni bulunmamaktadır. Anayasal denge ve denetim düzenekleri ortadan kaldırılmıştır. Bu bakımdan demokrasiyle bağdaşmayan yönleri ama bir de üçüncü alan var ki biraz önce örnek olarak ve verdiğim hususlar de facto diyebiliriz fiili durum işte bizi Aslında bu tür tartışmalara götüren sürükleyen şeyler bugünden yarına Türkiye'nin nasıl bir anayasal ve siyasal süreç izleyeceğini bilmiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü pekala bir gecede Cumhurbaşkanı yardımcısı değişebilir, bakanlar değişebilir. Gördüğümüz gibi hafta başında pazartesi günü hiç hesapta yokken salı ve çarşamadan bu yana seçime ilişkin tarih 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a alınacak gibi beyanlar olabilir. Oysa biraz sonra belirteceğim gibi mesela 2017 Anayasa Kurgusu madde 12 neden Cumhurbaşkanı'na yenileme yetkisi verildi gerekçede yazıyor. E, o var mı? O gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş mi? Onu biraz sonra ilgili hatta, gerekçeden okuyacağım. Hatta, Dolayısıyla hani burada anayasanın marjında yer alıyoruz. Evet. Hatta direkt o konuya geçelim isterseniz. Siz şöyle diyorsunuz 6 Nisan'dan Tabii. önceki bir seçim varız ama sonrasına hayır diyoruz. Neden? Ve 18'inden önceki bir seçimde daha doğrusu 14 Mayıs için muhalefet mecliste seçim kararı alınmasına destek vermeyeceğini açıkladı. Seçim yenileme kararı meclisten değil, Cumhurbaşkanlığından gelirse eğer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmayacağı sorusu var. Aday olamaz, aday olabilir görüşleri var. Hangisi? Sizin görüşünüze göre. Şu halde bu iki sorunu Ayrı ayrı yanıtlamakta yarar Tabii, var. Tabii lütfen. Birincisi, birincisi e, Cumhurbaşkanının durumu yani Cumhurbaşkanının adaylığına ilişkin. Ben hukuki durumu belirtmekle yetineceğim. Şimdi e, Cumhurbaşkanı aday olabilir. E, üç yol var. E, seçimler e, sandık e, üç e, olasılıkta kurulur. Bir 18 Haziran'da e, anayasal süre beş yıl. Hı -hı. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla yenileme kararı verir. Üçüncüsü ise Cumhurbaşkanı e, kendiliğinden yenileme kararı verirse. Şimdi bu üç durumdan e, ikinci durumda Cumhurbaşkanı da aday olabilir. Şöyle ki anayasa madde 101 2007'de değiştirildi. Ve 2007'de şu şekilde yazıldı. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Şimdi bu kural 2007'de yazıldı. 2010 anayasa değişikliği yapıldı. Bu kurala dokunulmadı. 2017 anayasa değişikliği yapıldı. Bu kurala dokunulmadı. Ve bu kural e, halen hiç dokunulmamış bir kural olarak geçerli. Ve bunun özellikle 2017 anayasa değişikliğinin Yürürlüğüne ilişkin maddede bu 101. madde için 101. maddede yapılan değişiklikler diyor. Yani 2017'de 120, 101. maddenin ikinci fıkrasına değişiklik yapılmadı. O bakımdan onunla ilgili bir kural öngörülmedi. Yani 101. maddenin ikinci fıkrasının sürekliliği söz konusu. Şöyle diyor yürürlük maddesi madde 18 e b bendi 75 77 101 ve 102. maddelerinde yapılan değişiklikler değişiklikler birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girer diyor. Yani bu açıdan bakıldığı zaman ikinci fıkraya dokunmuyor bu 2017 değişikliği dokunmadığı için İkinci fıkranın, yani bir kimse en çok iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir biçimdeki amir hüküm, hükmün sürekliliği söz konusu. Çünkü kişiye özgü bir e, madde yazımı e, var. Ama bu böyle yapılmış ancak 116. madde fıkra 3'e bir istisna konmuş. Bu istisnada e, meclis, meclis eğer 3'te 2 çoğunlukta seçimleri yinelerse Hı -hı. o durumda görev başında olan Cumhurbaşkanı ...ikinci, üçüncü kez aday olabilir diyor. Şimdi buradaki bir düğüm şu hukuki ve Hı -hı. siyasal bakış açısından deniyor ki 2017 Anayasa değişikliğiyle siyasal sistem yenilendi, siyasal rejim yenilendi. Evet. O bakımdan evet. e, ve süresini tamamlayamadı. Deniyor. Ha de, de, deniyor. Şimdi ise e, aslında birinci dönemindedir deniyor. Evet. Yani ikinci döneminde değil birinci döneminde deniyor. Fakat şu ihmal ediliyor bunu söyleyenlerin ihmal ettiği husus şu. Şimdi elimdeki bu anayasa metni 1982 anayasası 9207 sayılı anayasa metni pardon 2907 sayılı anayasa metni aslında hiç yürürlükten kaldırılmadı. Hep hep şeyde kaldı, hep yürürlükte kaldı ve bu anayasa yürürlükte kaldığı sürece anayasanın değişmeyen hükümleri de askıya alınmaksızın uygulanır. Yani siz yeni sistem dersiniz, eski sistem bu bir siyasal söylemdir ama orada anayasaya, anayasa metnine sistemle ilgili bir kayıt düşmediğiniz zaman, ilgili maddeyle ilgili bir kayıt düşmediğiniz zaman, ilgili kişiyle kişiye ilişkin bir kayıt düşmediğiniz zaman o hüküm yürürlüğünü sürdürür. Yani yoksa anayasada sayın, sayın kabu olduğu e, anayasaya araya girip araya girip e, şunu Efendim? şunu belirteyim. Ee, Tabii. Yani adalet Bakanı Sayın Bozdağ'ın açıklamaları var bu konuyla alakalı. Adayla bir engel olmadığı, yeniden adayla bir engel olmadığına dair. Onu bir okuyayım isterseniz belki onun üzerinden yorumlarınız daha a, anlamlı olabilir. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. diyor Tabii. Bekir Bey. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildi. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bu yorumu yapanlar yürürlük maddesine baktığında anayasanın 75, 77 ve Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve parlama, parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin uygulanması Anayasaya göre 2018'de oldu ikinci uygulaması da 2023'te olacaktır diyor e şöyle ben biraz önce yürürlük maddesini okudum bir kez daha o kısmı okuyorum hı hı. 101 maddede yapılan değişiklikler diyor 101 madde demiyor 101 maddede yapılan değişiklikler diyor Oysa 101. maddenin ikinci fıkrasına değişiklik yapılmadı. Hiç dokunulmadı. Yani 101. maddenin ikinci fıkrası 2007'de yazıldı. Az önce belirttiğim iki cümle olarak yazıldı. 2010'da ve 2017'de değinilmedi buna, dokunulmadı. Dokunulmadığı için zaten 101. madde demiyor. 101. maddede yapılan değişiklikler diyor. Dolayısıyla bu şeyi metin olarak tam tam okumak gerekiyor. Şimdi birinci şey bu. Bu burada herhangi bir şey yok, belirsizlik yok. 101. madde deseydi o zaman tamamdı ama 101. maddede yapılan değişiklikler diyor. İkinci madde hiç dokunulmadı. İkinci husus ise Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiği zaman ilk mazbatasına Yüksek Seçim Kurulu 13. Cumhurbaşkanı ibaresini yazdı. Millet Meclisi'ne, Meclis Başkanlığı'na bu şekilde gönderdi ve 13. Cumhurbaşkanı ibaresini yazarak aslında ne yapmış oldu? Tescil etmiş oldu bunun şeyini. ikinci, i̇kinci. yani 12. 11. Cumhurbaşkanı Sayın Gül idi. 12. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanı da Sayın Erdoğan olarak Yüksek Seçim Kurulu tescil etti bunu. Fakat bu ibare zamanın Meclis Başkanı tarafından bir yazı yazılarak değiştirilmiştir. Şimdi burada Yüksek Seçim Kurulu'nun iradesini mi resmi iradesini mi alacağız yoksa Meclis Başkanı'nın siyasal sahipliği yapmış olduğu müdahaleyi mi dikkat alacağız? İşte burada bugün de yaptığımız tartışmaların temelinde yer alan hukukilik, anayasallık ve siyasallık e, arasındaki gelgitlere ilişkin e, bir müdahaleyi Peki, yansıtıyor o bakımdan. Peki Sayın Sayın Kabaoğlu, e, e, şimdi ben biz, hukuki bir yorum yapıyorum. Evet, Efendim? biz bunu hukuki olarak tartışıyoruz ama bir yandan da e, parti liderlerinden, e, daha doğrusu parti yetkililerinden yapılan açıklamalar var. Biz bunu sorun etmeyeceğiz. Yani ikinci adaylık, üçüncü adaylık meselesini sorun etmeyeceğiz e, deniyor. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu cuma günü yapılan parti meclisi toplantısında ee, bu konuda kamuoyunun da bir hukuki tartışma yapmayalım. Buna zaten e, Yüksek Seçim Kurulu karar verecek demiş. Bir, bir mağduriyet e, demiş. siyaseten de bir mağduriyet evet. e, oluşmasının önünü de açmayalım görüşü daha önce de getirilmişti. Evet siz nasıl bakıyorsunuz? Yani bunu e, tartışmamız lazım, çözmemiz lazım mı? Yoksa evet tartışıyoruz ama neticede Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime girecek ve biz de e, bir seçim yarışı yapacağız diye mi bakıyorsunuz? Şöyle tabii ben e, hukuki durumu ortaya koyuyorum. Anayasal durumu ortaya koyuyorum ve anayasal durumu ortaya koymak durumundayım. Yani anayasayı düzgün okumamız gerekiyor. Yoksa benim bu e, okumam yorum da değil, okuma, okudum. Yani biraz hmm. önce yaptığım okuma kişiye indirgenen bir okuma değil. Sayın Erdoğan yerine Kılıçdaroğlu da olabilirdi, bir başkası da olabilirdi. Anayasada yazanı doğru okumak Durumundayız. Yoksa hani anayasada yazanı kendi niyetimize göre okursak o zaman biz anayasal devlet veya hukuk devleti olamayız ve bu yolda da ilerleyemeyiz. Bu arada Ama çok affedersiniz araya girerek cümlenizi de net ne, duya, evet. duymak için soruyorum. Evet. Siz şunu net olarak söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. 14 Mayıs'ta ya da Mayıs ayında gidilecek bir seçimle ilgili yenileme kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan alırsa, meclis değil Cumhurbaşkanı yenileme kararını alırsa, e, yeniden aday olamaz mı diyorsunuz net olarak? E, anayasada yazılı olan, anayasada hı hı. yazılı olana göre madde 116 fıkra 3, meclis eğer 360'la e, yenileme kararı alırsa aday olabilir. Meclis alırsa sadece. Meclis almadığı takdirde de, olamaz ben. diyorsunuz. Evet. Anayasaya göre. Evet. Hı hı. Peki. Evet evet. Evet. Buyurun. Yani az önce Kürşat'ın da sorduğu siyaseten bunun bu hukuki tartışmayı sürdürmek mi yoksa hayır böyle bir anayasal durum var ama biz yine de seçime gideceğiz, sandığa gideceğiz tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusunda yanıtınızı alırken araya girmiştim. Buyurun. Evet şöyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği sonuç olarak anayasal kurumdur yüksek seçim kurulu, kurulu ve bu konuda nihai karar veren, kesin karar veren bir organdır. Tabii ki yüksek seçim kurulu Karar verecektir. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun karar verecek olması bizim Anayasayı e, okumamızı ve yorumlamamızı e, engellemez. E, bu açıdan e, bazı kesimler daha çok Siyasal açıdan e, konuya bakıyorlar. E, tıpkı biraz önce aktardığınız Sayın e, Bozdağ'ın e, okuması gibi. Mesela Bozdağ'ın durumu, Bozdağ şu anda siyaset dışında bir kişi ama sürekli siyasal yorumlar yapıyor. Tabii haliyle siyaset dışında olan kişiler e, bu tür yorumlar yapınca o zaman onların sesi haliyle, medya yoluyla kamuoyuna daha çok ulaştığı için ister bu tartışmalar, hukuki tartışma zemininden çıkarak siyasal tartışmaya ve siyasal atışmaya, biraz siyasal güç e, çekişmesine e, kayıyor. O nedenle e, bu konularda hassas olmak gerekir ve elden geldiğince olanı düzgün biçimde okumaya çaba göstermek Peki. gerekir. E, net olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan e, aday olamaz diyorsunuz siz. E, seçimle ilgili ikinci tartışmaya geçelim. Yeni seçim yasasının uygulanıp uygulanamayacağına e, dair. Şimdi 14 Mayıs'ta olacaksa seçim 60 gün hükmüne göre bu seçim süreci 10 Mart'ta başlayacak. Yani 6 Nisan'dan yeni seçim kanununun geçerli olması gereken tarihten önce başlayacak. Bir iddiaya göre bu 60 günlük süre 6 Nisan'dan önce başladığı için yeni seçim yasası uygulanamaz. Ama başka hukukçular da diyor ki ya da başka siyasiler de diyor ki Önemli olan seçim tarihidir. Yani 14 Mayıs e, tarihidir. Dolayısıyla yeni seçim kanunu 6 Nisan'dan itibaren uygulanabilir. Siz ne diyorsunuz? E, şöyle ben e, yine bu sorunuza kendi görüşümü değil, e, mahkeme kararlarında yer alan, e, hukuk metinlerinde yer alan kuralları belirterek e, yanıtlamaya çalışacağım. E, şöyle ki, şimdi... 67 son anayasa madde 67 son fıkra neden e, kondu? E, anayasa Mahkemesi'nin e, hatırlattığı gerekçesine göre konjonktürel değişikliklere seçim kanunları açısından yer verilmemesi amaçlanmıştır diyor. Gerekçesinde bunu Anayasa Mahkemesi 2019'da verdiği bir kararda kullanıyor ve... Bu kararında 219 esas 14 sayılı kararda, bu kararında şöyle diyor Anayasa Mahkemesi: Erken seçim kanunlarından ne anlaşılması gerektiğine gerektiğine ilişkin anlayışı ortaya koymaktadır bu konjonktürel durumlar diyor. Buna göre Anayasa Koyucunun Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran parti veya partilerin seçime bir yıl kala seçim sürecinde kendi lehlerine veya diğer parti ya da adayların aleyhine sonuç doğuracak biçimde değişiklikler yapılmasını öngören yasal düzenlemeleri anayasanın 67. maddesinin 7. fıkrası bağlamında seçim kanunu olarak nitelediği anlaşılmaktadır. Yani e, lehine, kendi lehine ve diğer partilerin aleyhine olabilecek düzenlemeler diyor ve devam ediyor. Yukarıda açıklanan anayasal hükümler ve gerekçeleri göz önünde bulundurulduğunda Anayasanın 67. maddesinin 7. fıkrasında yer alan seçim kanunları ibaresi ile seçmen iradesinin seçim sonuçlarına yansımasına tesir edebilecek veya seçime katılanlardan bir kısmına herhangi bir şekilde avantaj ya da dezavantaj oluşturma sonucunu doğurabilecek veya seçim süreci ve sonucunu etkileyebilecek düzenlemelerin kastedildiği anlaşılmaktadır diyor ve noktalıyor. Bu çerçevede bir kuralın anayasanın 67. maddesinin 7. fıkrası bağlamında seçim kanunu hükmü olup olmadığını tespit edilirken muhtevası esas alınmalıdır diyor. Etkiler mi etkilemez mi diyor. Şimdi burada... E, bu görüş, Anayasa Mahkemesi'nin bu görüşü sizin bana yönelttiğiniz ne zaman başlar diye... Altı şeyden seçim Altı. Da, tarihi mi, sandık günü mü? Sandık günü mü? Yoksa... Yoksa seçim takvimi mi başlar? E, Yüksek Seçim Kurulu e, çokça kullanılan kararında... E, 10 yıl kadar önce, 2011 kararında... karşı oyda... 3 üyenin karşı oyunda başlangıcın seçim kanunlarına yollama yaparak seçim takviminin başladığı dönem olarak kaydetmektedir. Ve Anayasa Mahkemesi'nin biraz önce okuduğum, paragraflarını okuduğum gerekçesi, kararı sanki 10 yıl sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun azınlık oyunun Üç e, üyenin e, verdiği yazdığı karşı oyun Anayasa Mahkemesi üyeleri bütününce oy birliğiyle e, onun e, 67 sonun uygulama takvimini e, belirliyor somutlaştırıyor buna göre buna göre 10 niçin 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a alındı ya da alınacak seçimler örneğin e, biraz önce belirttiğim üzere gerekçe de şunlar yazıyor Anayasa Cumhurbaşkanı'na böyle bir e, erkene alma, erken seçim kararına ilişkin sistem tıkanıklıklarının milli iradeye müracaatla çözümüne imkan tanınmaktadır. Yani demek ki bir sistem tıkanıklığı olmalı e, öne almak için cumhurbaşkanının seçimleri yenileyebilmesi için veya kriz oluşması halinde e, şeyler arasında e, yasama yürütme arasında. Kriz oluşması halinde halkın hakemliğine başvurma imkanı verilmektedir deniyor. Şimdi acaba bu gerekçede öngörülen nedenlerden herhangi biri var mı? Çok şükür bakanlarda bir istikrar var. Meclis yasaları saraydan gelen talimatlara göre belki bir gün iki gün kaydırabiliyoruz. Belki bazen virgül ya da noktalı virgünü değiştirebiliyoruz ama aynen oylamak için gerçekten Cumhur İttifakı'na mensup partiler çok direniyorlar, çok direniyorlar. Çokça ısrar ettiğimiz zaman ya bu açıkça anayasaya aykırıdır dediğimiz zaman e, aramızda kalması kaydıyla hocam emir yukarıdan diyorlar ve e, bu şekilde oyluyorlar. E, şimdi herhangi bir sorun yok aslında. E, şu halde nasıl bir gerekçe var? E, anayasal bir neden olmadığına göre, bir gerekçe bulunmadığına göre demek ki 18 Haziran'dan 14 Mayıs'ta alınması biraz önce anayasa mahkemesi kararından size aktardığım üzere kendi kendisi için yani cumhurbaşkanıysa Cumhurbaşkanı sandığına ve iki partinin lehine sonuç doğurabilecek bir takvim öngördüğü için öne alıyor. Yoksa gerçekten 18 Haziran'ı 14 Mayıs'a almak için herhangi bir nesnel neden yok. Bu neden özneldir ve tam da Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle işaret ettiği ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 yıl önce azlık oyuyla 12 yıl önce ortaya koyduğu bu durumu yansıtıyor. Böyle olunca o zaman o zaman bu açık iken öne alınma nedeni veya iradesi seçim takviminin başladığı andan itibaren bu bir yıllık sürenin uygulanması haliyle doğal bir mantıklı sonuç olarak ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki. 7 Nisan'dan önce, 6 Nisan'dan önce alınacak karar her halükarda seçim takviminin eğer 14 Mayıs'ta yapılacaksa çünkü 14 Mayıs, 14 e, Nisan ve 60 gün hesabıyla 14 Mart'ta alınmalı, 90 gün hesap edilirse 14 Şubat'ta, Şubat'ta. alınmalı. Şu halde, şu halde e, meclisin, e, Cumhurbaşkanı'nın alacağı her karar aslında şeye takılıyor. Ee, bu e, seçim e, yasasına bir yıllık süreye e, takılıyor. Acaba e, 7 Nisan'dan sonra bir karar alınamaz mı? O zaman 7 Mayıs, 7 Haziran. O zaman da tabii ki e, Cumhurbaşkanı tarafından alınırsa orada 2 ayın yanında 60 gün yanında 90 günlük açık süre var yasada. Peki meclis tarafından daha açık 60 gün ama 7 Nisan'da alınacak bir kararla 7 Haziranda ki bu da herhalde bir erkene almak için e, Anayasa ile oynamak yani anlamına özetle, gelir. Yani özetle Yani Mayıs'ta yapılacak bir seçimin e, e, şu an mevcut olan e, seçim yasasına göre mi e, olacağını söylüyorsunuz? Olması gerektiğini. Yani, yani. takvimin başlangıcı mı alınmalı evet, diyorsunuz? Evet. Evet. Ha, Takvim haliyle benim Hı -hı. okuduğum Anayasa, evet, metni, adına anayasa metni. Evet. Netleştirmek adına soruyorum. Evet. Anayasa, evet Anayasa Mahkemesi kararı e, gereği e, bunun artık seçim takviminden itibaren uygulanması e, gerekir. Çünkü e, 18 Haziran'dan 14 e, Mayıs'a alma gerekçesi Anayasa'nın ilgili maddesinin e, gerekçesinde yer alan... Nedenlerden hiçbiriyle açıklanamıyor. Siyasal istikrar var. Meclis çalışıyor, Hı -hı. saray çalışıyor, cumhurbaşkanlığı. Bu bakımdan herhangi bir kriz yok. Evet. E, halkın hakemliğine bir ay, 15 gün önce veya sonra başvurulması arasında bir fark bulunmuyor. Kaldı Hı -hı. ki 2018 seçimlerin 24 Haziran'da yapıldı. 3 Kasım'da yapılması öngörülen seçimler şu halde böyle bir hani kış mevsimi sel felaketi gibi olağanüstü koşullarda söz konusu olmadığına göre düşünülmediğine göre burada nesnel değil öznel nedenler söz konusu tam da anayasa mahkemesinin gerekçesinde açıkladığı üzere burada Şimdi, seçim takviminin başladığı andan itibaren bu şeyde haliyle uygulama alanı bulacaktır. Peki az evet. önceki aslında işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesindeki gibi muhalefetin hukuki söylemin yanı sıra siyaseten duruşu üzerine eleştiriler de var. Neden bu hukuki çerçevenin üzerinde üzerine gidilmiyor, ısrar edilmiyor ya da hukuk savunulmuyor gibi eleştiriler var. Buna ne dersiniz? Ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç bu konuyla ilgili değerlendirmede Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz ancak Erdoğan ve YSK hukuku çiğneyerek aday olacak ve bizim karşımıza çıkacak söz o zaman milletin olacak dedi. Şimdi bu şöyle de bir yorum yapılıyor. Seçim sonrasında bir meşruiyet tartışması doğar mı? Yani bugün e, muhalefet bunun üzerinde durmayacağını ve seçime tarih ne olursa olsun gideceğini söylüyor ama sonrası için böyle bir şey olabilir mi diye ne olur yorumunuz? Şimdi iki konuyu ayır, ayırt etmek gerekir. Birincisi hı hı. bu son konuştuğumuz konu, seçim takvimine ilişkin konu. E, bu açıkça partimizde ısrar ediyor. Eğer siz yeni kanunu uygulamak istiyorsanız o zaman e, bu konuda e, 18 Haziran'a hiç dokunmamanız gerekir. Eski kanun e, aksi halde 18 Haziran'a dokunduğunuz zaman şu ya da bu biçimde eski kanun uygulanacaktır diye. Bu da tabii haliyle Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına bağlı olacak. O karar verecek ve bu konuda hani parti herhangi bir farklı bir söyleme girmiyor. Diğer konu ise özellikle 367 krizi çağrışımı nedeniyle ve Sayın Erdoğan hemen hemen her seçimde 2007, 2011, 2015, 2018 olmak üzere her seçimde bir mağduriyet ürettiği için böyle bir hukuki durum da acaba biraz tartışmalı olan hukuki durum ona bir mağduriyet payesi verir mi kaygısı var. Oysa mesela 361 ile bunun arasında herhangi bir karşılaştırma yapmaya gerek yaratacak bir benzerlik bulunmamaktadır. O bakımdan tabii hani partimiz biz Erdoğan'a mağduriyet zemini hazırlamayacağız derken hukuki yolları kullanmayacağız demiyor. Zaten hukuki yolları kullanacağız ...diyorlar siyasal partiler... ...ve bunun da başlıca hukuk yolu... E, ...yüksek seçim kuruludur... Hı hı. ...bilindiği gibi yüksek seçim kurulu... ...İstanbul seçimleri sonuçlanmış iken... ...kesinleşmiş iken... ...skandal bir karara imza attı... ...4 Mayıs e, 2019'da... ...ve daha sonra... ...daha sonra seçimler yenilendi... ...ve büyük bir fark doğdu... ...yani hukuku... ...çiğnemeye, ihlal etmeye... ...demokrasinin, halk iradesinin... ...vermiş olduğu bir yanıt oldu... Kuşkusuz burada benim bir hukukçu olarak temennim hukuki yolla aday olunması, adayların hukuki yolla anayasal çerçevede belirlenmesi ve Yüksek Seçim Kurulunun da anayasaya uygun olarak karar vermesi. Ama sizin yönelttiğiniz soru çerçevesinde gerçekten Yüksek Seçim Kurulu 2019 gibi bir hata yaparsa hiç kuşku yok ki gerek seçim sürecinde gerek seçim sonrasında ciddi meşruiyet tartışması da ortaya çıkacaktır. Sayın Kaboğlu bu seçim e, takvimi veya seçim günüyle alakalı tartışmada e, ilginç bir görüş de Profesör Doktor Ersan Şen'den geldi. Şimdi diyor ki o da e, yani seçim günü değil seçim takviminin yani daha doğrusu başlangıcının dikkate alınması gerektiğini söylüyor ve diyor ki burada diyor ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor diyor. E, bu seçimlerde seçim barajının %7'ye indirilmesi ile ilgili kanun değişikliği uygulanamaz ve kaldırılan %10'luk ülke genel seçim barajı da tatbik edilemez diyor. Yani Dolayısıyla barajsız bir seçime gitmek gerektiğine dair bir e, görüşü var. Ne dersiniz? E, şöyle şimdi, e, o, o görüş tartışılabilir ama şu açık... E, Burada e, norm koyma, normların yürürlüğü ve kalkması açısından çok istisnai bir durum söz konusu. Anayasa madde 67'ye göre ya e, önceki kanun uygulanacaktır ya da e, 7393 sayılı kanun uygulanacaktır. Dolayısıyla eğer 7393 sayılı kanun uygulanmayacaksa, Önceki kanun hükümleri bir yıla kadar askıda olan hükümlerdir. O zaman haliyle e, biz e, barajla ilgili hüküm uygulanır, diğerleri uygulanmaz biçiminde bir ayrım ölçütümüz bulunmadığına göre, bu konuda bir istisnai düzenleme yapılmadığına göre benim görüşüm odur ki e, önceki kanun e, olduğu gibi uygulanır, ama eğer bir yılı aşan bir süre söz konusu olursa yüksek seçim kurulu da bunu onaylarsa o zaman nasıl ki tümüyle 393 sayılı kanun uygulanacaksa baraj dahil eski kanun uygulanması durumunda da %10 barajının uygulanması gerekir. Görüşündeyim. Peki. Evet. Ee, yetki tartışmasına girelim Geçelim. istersen değil mi? Evet. evet. Hı -hı. Vaktimizi de ona göre dengeleyelim. Evet. Evet. Şimdi başta da açılışta da söylemiştim Gelecek Partisi lideri Sayın Davutoğlu. 6 liderin ya da belki masadan aday seçilirse, Cumhurbaşkanı adayı masadan olursa ve seçilirse 5 liderin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ve bunların da eşit imza yetkisine sahip olacağını söyledi ve tartışma başladı. Halk oyuyla seçilen bir Cumhurbaşkanı'na vesayet anlamına geldiğini söyledi bu tartışmaların temelinde de e, bu vardı. Siz ne diyorsunuz? Bu anayasal olarak çözülebilecek bir durum mu? Ya da CHP'nin bu konuda önerisi ne? Benim bildiğim kadarıyla ve dinlediğim kadarıyla Kemal Bey de aslında e, Ahmet Bey'den farklı bir şey söylemiyor. Evet haklı diyor. E, şöyle, e, şimdi burada e, aslında anayasa açık. Anayasa açık, anayasa... Madde 104 açık, Cumhurbaşkanı'na ilişkin madde e, ve Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine il, ilişkin madde açık. E, şunu belirtmek gerekir öncelikle, e, yönetim e, daha kolay olacak çünkü e, genel başkan, Cumhurbaşkanı parti başkanı olmayacak. Cumhurbaşkanı parti başkanı olmayacağı için e, anayasal yetkilerini kullanacak. Cumhurbaşkanı e, anayasal yetkilerini kullanacak. Mecliste yasama yetkisini kullanacak. Çoğunluk olursa yer 400'e göre, 360'a göre veya 301 ve yükü üstüne göre yasa koyma yetkisini ve anayasayı değiştirme yetkisini kullanacak. Şimdi burada karıştırılan husus şu. Ee, mesela bugün birçok e, kurum var e, adı altında e, e, kullanılan kavramlar diyelim ki kabine Bakanlar kurulu aslında olmayanın varmış gibi gösterilmesi ya yani bir kabine diye bir yazılı bir yerde bir şey yok. E, karar alma süreci yok tek kişi alıyor kararları. Şimdi bu bakımdan, şunu e, kuşkusuz danışman niteliğinde Cumhurbaşkanı yardımcıları eşgüdüm e, e, şeyi olarak işleviyle ve bakanlarla e, Cumhurbaşkanı arasında aynı zamanda danışma birimlerini işletmek amacıyla danışma kurulu heyeti olarak e, Cumhurbaşkanı işte burada tartışma şu aslında bu eşgüdüm olmak... eşgüdüm kurulu danışma kurulunu e, Saadet Partisi lideri Sayın Karamallıoğlu önermişti. Onun ağzından böyle çıktı ama eşit yetkiye sahip başkan, cumhurbaşkanı yardımcıları tabii başka bir şey. Yani e, tartışılan o. E, şimdi o, oradaki oradaki durum şu. E, şimdi bir cumhurbaşkanına vekalet var. Cumhurbaşkanı bulunmadığı sıralarda hasta ise, yurt dışında ise vekalet veriyor. Hangi Cumhurbaşkanı'na vekalet vereceği konusu belki e, diyelim ki e, en çok e, oy alan partinin e, başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuşsa belki ona verecektir. Ama diğer yetkileri, cumhurbaşkanını e, Cumhurbaşkanı adına imza yetkisi değil de e, yapılacak olan kararnamelerin hazırlanması, Cumhurbaşkanı yetkilerinin ön hazırlığının yapılması veyahut da Cumhurbaşkanının eee yardımcıları bazı kamu kuruluşlarıyla ilgili olarak Eşgüdümlü daha eşgüdümlü bir biçimde yürütülmesi için görevlendirmesi gibi yetkiler ve esasen parlamenter rejim hedefinde ruhunda bir yönetimin sağlanması cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlar olmak üzere yoksa hiçbiri anayasanın açık hükümleri cumhurbaşkanı için yazılan hükümlerin yardımcılarına verilmesi veyahut da farklı cumhurbaşkanı yardımcıları arasında paylaşılması diye bir söylemde bulunmadı. Zaten anayasaya aykırı olur. Çünkü şimdi esasen bu kadar büyük çalışmaların çok yönlü çalışmaların amacı anayasal bir rejime geçmek. Demokratik hukuk devletine geçmektir. Bu açıdan ee, şöyle e, kurgulanıyor e, geçiş dönemi bir seçime kadar olan dönem işte şu andaki toplantılar, yapılan anayasa çalışması geçiş dönemi raporları. İkincisi seçim kazanıldıktan sonra anayasa değişikliğine kadar geçecek süre. Üç, anayasa değişikliğinden sonra ee, parlamenter demokratik rejime geçilecek olan e, dönem. Şimdi bu dönemin zannediyorum e, tartışma yaratan kısmı ya da şu andaki iktidar çevreleri tarafından istismar edilen e, husus e, ikinci dönem. Yani e, seçimler yapıldı, cumhurbaşkanı seçildi, e, mecliste çoğunluk elde edildi. O zaman cumhurbaşkanının konumu ne olacak? Yani cumhurbaşkanı şöyle parti anlaşıldı. Başkanı. Cumhurbaşkanı Anayasal... at atacağı her adımda altılı masadaki liderlerin her biri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve alınacak her kararda Cumhurbaşkanı ile birlikte onların da eş imza yetkisi olacak ve hepsinin imzası gerekli olacak gibi algılandı. Böyle olmayacak e, mı diyorsunuz? Hı -hı. O olmayacak. Anayasal olarak mümkün değil. Anayasal olarak mümkün değil. Tabii mümkün değil. Örneğin şu anda sıkça sayısı 100 116 ya da 117 oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlanıyor hı hı. ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin büyük kısmını biz Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı olduğu için bir kısmını Anayasa Mahkemesi önemli bir kısmını iptal etti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de torba biçiminde e, hazırlanan e, kanunlar şeklinde hazırlanmaya başlandı. E, öyle ki aslında Cumhurbaşkanı'nın bırakın kararname yazmasını o kararnameleri okuyacak zamanı bile yok. Olmaz çünkü bu kadar görev ve yetki arasında bir kişinin bütün bunları yapması mümkün değil. Peki kim yapıyor bunu? Sayın Oktay başkanlığındaki heyetler yapıyor. O zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı birden çok olunca bütün bu hazırlık çalışmaları e, açısından bir iş bölümü yapılacağı için çok daha rasyonel, çok daha anayasaya uygun, hukuka uygun. Örneğin atamalarda geçen haftalarda YÖK'e artı üye atandı. Bir üniversiteye atanacak olan rektör yerine bir başka e, üniversiteye atama yapıldı. Şimdi bunlar nereden kaynaklanıyor? Bu bunlar aslında e, bütün yetkilerin fiilen ve hukuken tek kişide toplanmış olmasından kaynaklanıyor bu. Mümkün olmayanı mümkün kılmak gibi bir şey oluyor. Ama en azından geçiş döneminde Cumhurbaşkanı imza yetkisini kullanacak, karar alma yetkisini kullanacak ama bunun ön hazırlıkları, altyapısı, e, daha bir eğer birden çok Cumhurbaşkanı söz konusu ise danışılarak, konuşularak, e, müzakere edilerek hazırlanacağı için geçiş dönemi daha rasyonel olacak. Evet. E, çünkü kurul halinde bir yönetim söz konusu değildir. Bugün hiçbir biçimde yok ama en azından bu millet ittifakı iktidarı kazandığı andan itibaren kurul halinde yönetim geleneğini danışman niteliğinde müzakere ile başlatabilirler. Ee, ve o şekilde parlamenter rejime bir hazırlık e, çok daha rasyonel olabilir. E, Sayın Kaboğlu bu konuda e, genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmeleri için milletvekili aynı zamanda olamayacakları e, söyleniyor. Böyle mi? Yani hem milletvekili hem Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak mümkün mü? Bu konuda tüm genel başkanları atılı masada Cumhurbaşkanı yardımcısı olma konusunda ya da böyle bir feragatte bulunma konusunda eğer vekil olamayacaklarsa hem fikir mi böyle bir karar? ve ortaklaşıldı mı böyle bir konuda? Şöyle şimdi birincisi, birinci sorunuz kesin. Ne bakanlar, ne Cumhurbaşkanı yardımcıları milletvekili olamıyorlar. Bilindiği, hatırlanacağı üzere milletvekili olan bakanlar, bakan olarak atandığı andan itibaren milletvekillikleri düştü. O nedenle biraz önce girişte, Hı. hani onlar siyasetin dışındadır Dışında dedim. Dediniz. Şimdi bu açıdan ee, şimdi geçiş döneminde bizim çalışmalarımızda yaptığımız öneriler Bu tür görevlere aday olanların, Mesela bakanlık e, arzu edenlerin veya da cumhurbaşkanlığı görevine aday olanların zaten vekil olarak aday olmamaları çünkü çok kritik sayılar ortaya çıkacak 399, 401, 359, 360 gibi ya da 301, 299 gibi. O nedenle milletvekilliği çok kıymetli bir e, makam olacak. E, kim cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyorsa, ister parti genel başkanı olsun, ister olmasın, kim bakan olmak istiyorsa. Onlar e, önceden konumlarını belirlemeliler e, ve ona göre e, çalışmalarını yürütmeliler. Ama sorunuzun ikinci kısmını yanıtlayabilecek konumda değilim. Tabii ki şöyle bakıldığı zaman, anayasa kuramı olarak baktığımız zaman, 28 Şubat günü yapılan açıklama yani siyaset belgesi, ortak belge, altı liderin yaptığı açıklama, o bir siyasal sözleşmedir. Altlarına imzası var. Onlardan biri örneğin Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde olması durumundaki, onu temenni ediyoruz ve Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde aslında diğerlerinin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olması çünkü onların güçlü bir siyasal kimlikleri var o zaman tabii ki geçiş dönemi yönetimi çok daha güçlü olacaktır çok daha e, şeyli olacaktır e, danışman niteliğinde kolektif halde olacaktır. o yürütmeyi yapacak. Güçlü yürütme yürütme yetkisini kullanacak Cumhurbaşkanının imzasıyla yasamada belirttiğim gibi en yüksek sayıda yani maksimize ederek parlamentodaki sayısını hem nitelikli yasa yapacak hem de anayasa değişikliği için çalışma yapacak ama hangi lider nasıl karar verecek tabii ki o alana girmek benim şeyimi aşıyor. Yani görev ve söylem alanımı aşıyor. Sayın Kaboğlu, şimdi altılı masanın temel hedefi sistemi parlamenter sisteme döndürmek. Şimdi bunun için tabii en ideal yol hem Cumhurbaşkanlığı'nın hem de mecliste aritmetik çoğunluğun kazanılması. Bu mümkün. Ee, ama öte yandan e, farklı senaryolarda var. Mesela Cumhurbaşkanlığını altılı masanın adayı aldı ama mecliste çoğunluğu ele geçiremedi, alamadı. Ya da tam tersi. Bunlara yönelik senaryolarınız var mı? Biz her halükarda, yani bunlardan birini sağlarsak e, parlamenter sisteme geçmek için e, adım atacağız, bunun mücadelesini vereceğiz diyor musunuz ve bu mümkün mü? Ee, şöyle... Ben önce üç senaryoyu belirteyim, tekrar vurgulayayım. Tabii ki ana hedef Cumhurbaşkanlığını almaktır ve alacağız, alacağımıza inanıyoruz. Bütün Türkiye'de karşı karşıya bulunduğumuz siyasal tablo Cumhurbaşkanlığını alacağımız yönünde. Birincisi bu. İkincisi yine mecliste Millet ittifakı altılı masa ve diğerleri parlamenter rejim isteyenler mecliste mutlak çoğunluğu sağlayacaklardı. Ama burada ideal olan 400'dür. 400'dür. Ama 400 olmasa kuşkusuz 360 da anayasa için önemlidir. Fakat 301 ve üstü Cumhurbaşkanlığı artı 301 ve üstü şöyle bir e, üstünlük sağlayacak e, e, bu çoğunluğa şu anda gerek Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde gerekse Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde e, çok istisnai olmayan yani sayısı hatırı sayılır sayıda vekil, Bizim çalışmalarımızı çok yakından izliyor. Çünkü e, bunun bu şekilde yürümeyeceğini yani sarayın gölgesinde evet biz G harfini sürekli kullanıyoruz. G ile başlayan sıfatı gazi meclis diyoruz ama aslında ben onu güdümlü meclis e, olarak mecliste kullanıyorum. Yani tırnak siz bazı seçilecek bazı AK Partili vekillerin e, altılı masa 301'e ulaştığında sistemi değiştirmek için size destek vereceğini mi düşünüyorsunuz? Böyle bir algınız mı var? aynen aynen öyle. Evet çünkü 5 yıl 5 yıl bu şeyin işlemeyeceğini, parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmenin işlemeyeceğini gördüler. Vekiller de bunu görüyor ve vekiller Kimi zaman, kimi zaman Cumhurbaşkanı'nın değil, saraydaki memurların telefonlarıyla bir yasada değişiklik önerimizin kabul edilip edilmeyeceği yönünde irade beyan edebiliyorlar. Bu aslında onlar için çok kötü bir durum. Yani düşünün parlamenter rejim sırasında karşımızda bir bakan vardı. Karşınızda bir bakan oluyordu. Başbakan bulunuyordu. Ama şimdi onlar yasa önerilerini gönderiyorlar. Hazırlık yapılıyor bakanlıklarda ya da sarayda. Ee, ama ilgili bakan gelmeyi bile tenezzül etmiyor, gelmiyor. Bakan yardımcısı geliyor. Yani karşımızda yasa yaparken fiilen teklif oradan geldiği halde onlar muhatabımız değil. O zaman tabii ki vekiller de çok zor durumda kalıyor. Haklısınız diyorlar ama değiştiremiyorlar. Dolayısıyla aslında onlar da oldukça önemli sayıda e, vekil e, parlamenter rejimin Türkiye açısından e, bir kurtuluş olduğunu e, ya söylüyor, ya e, e, ima ediyor ya da bunu e, sezdiriyor. O bakımdan 301 ve üstü e, aslında e, rejim değişikliği için e, önemli bir e, umut kaynağı olacaktır. Ama sorduğunuz soru hani biri kaybedilirse e, ya da öbürü kaybedilirse ya o ya o olursa bunu üzerine pek e, durmak istemiyoruz çünkü bu aslında e bu olasılıklar yani Cumhurbaşkanlığı alınmaz ise meclise çoğunluk alınırsa veyahut da e, Cumhurbaşkanlığı alındığı halde meclise çoğunluk kaybedilirse işte bu 2017 Anayasa Kurgusu'nun çatışmacı olduğunu yeniden kanıtlayacak. Çünkü anayasa bildiğiniz gibi siyasal çatışmaları uzlaştıran bir metindir. Tıpkı toplumsal barış belgesi olduğu gibi. Ama bu ise siyasal çatışmanın kaynağı kendisi oluyor. Yani siyasal çatışmayı çözme yerine siyasal çatışmanın kaynağı olan bir metin halini almış bulunuyor. Öyle kurgulanmış bulunuyor. O nedenle mesela şöyle bir yanlış yapılıyor genellikle siyasetçiler tarafından bazen hukukçular ve medya mensupları tarafından. Niçin siz başkanlık rejimini istemiyorsunuz da parlamenter rejime dönmek geçmek istiyorsunuz diye hayır ben diyorum ki bu tartışma yanlış bir tartışma çünkü bu başkanlık rejimi değil. Bu e, parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmedir. Çünkü başkanlık rejimini tanımlayan öğe şudur. E, yasama ve yürütme arasında karşılıklı bağımsızlık söz konusu hangi açıdan ikisinin oluşum bakımından ikisinin işleyişi ve işlemleri bakımından ikisinin sona ermesi bakımından karşılıklı bağımsızlık söz konusudur. Ama burada oluşumu aynı anda aynı sandıkta işleyişi yürütmenin güdümünde sona ermesi yürütmenin inisiyatifiyle bu bakımdan kesinlikle böyle bir anayasal kurgu tarihimizde olmadığı gibi çağdaş dünyanın hiçbir devletinde bulunmamaktadır. O böyle, nedenle böyle bir durumda bu böyle bir durumda Evet yani çatışmacı bir sisteme dönüşeceğini söylüyorsunuz. Yani böyle bir durumda diyelim Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakından oldu. Meclis çoğunluğunu eee altını masa aldı. Ee, kısa dönemde tekrar seçime gitme riski mi e, oluşur? Öte yandan mesela Fransa'da koabitasyon diye bir e, sistem var. Yani Cumhurbaşkanı bir partili, e, Başbakan başka partili. Yani bunun yürüdüğü sistemler de var. Bilmiyorum yani nasıl yorumlarsınız bunu? E şöyle, şimdi tabii Fransa'daki durum, Fransa'da bildiğiniz gibi, evet, yarı başkanlık, başkanlık veya yarı parlamenter adı verilen, sistemde hükümet var. Yani bir hükümet var, bakanlar kurulu var, başbakan var, meclis önde sorumluluğu var. Dolayısıyla o hükümet, başbakan, bakanlar, farklı siyasal partiye mensup e, vekillerle bir tür müzakere yapıyorlar. Şu yasayı şöyle yapalım, şöyle bir uzlaşma sağlayalım diye başbakan ciddi bir müzakereye giriyor. Güven oyu istiyor icabında. Düşürebiliyorlar. Evet. Ama şimdi burada Burada bunlardan hiçbiri yok. Hiçbiri olmadığı için pekala belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Biraz önce okuduğum anayasa maddesi çerçevesinde ama Şöyle bir gerçek de ortaya çıkar. Acı bir gerçek. Evet 2017 kurgusu siyasal istikrar hükümet istikrarı için getirilen bir anayasal kurgu idi konulan ama bu ne hükümet istikrarını sağlayabildi? Çünkü kaç bakan görevden ayrıldı ya da alındı onu bilmiyoruz gördüğünüz gibi ama ne de siyasal istikrarı sağlayabildi o zaman? Böyle bir ayrışma olması durumunda bile oturup tarafların yani cumhurbaşkanlığını kazananla kaybeden meclis çoğunluğunu kazananla kaybedenin oturup rejimin geleceği konusunda uzlaşma arayışına girmeleri gerekir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Evet, 2023 seçimlerinde ana hedef aslında 2017-2023 parantezinin kapatılacak olması yönünde ama. Velev ki tersi bir sonuç çıkarsa o zaman bu çatışmacı yapının sürdürülemezliği nedeniyle her iki tarafın oturup e, rejimin geleceği yönünde hmm. e, ciddi e, müzakereye girişmesi gerekir ki o da tabi haliyle parlamenter rejim ekseninde olacaktır. Çünkü mesela yarı başkanlık rejimi bile koabitasyon döneminde hani Fransa'da görev yaptığım için, doktora yaptığım için uzun yıllarda bütün bu gelişmeleri yakından izledim. Türkiye'de öyle bir çatışmacı siyasal e, e, anlayış eğilim yaratıldı ki hani oradaki o zorlamayla da olsa koabitasyon geleneği çünkü denge ve denetim düzenekleri var. Farklı denge ve denetim düzenekleri var. Onlar şu ya da bu biçimde anayasal ve siyasal düzenin işleyişini sağlayabiliyor. Ama Türkiye'de bütün bu denge ve denetim düzenekleri ortadan kaldırıldığı için Peki. ve siyasal kültürle çatışmacı bir kültüre yönlendirildiği için Türkiye'de koabitasyon uygulamasının Peki işletilmesi e, hiç de kolay değil. Bir, bir aslında bir 2 dakikalık çok kısa bir zamanımız kaldı ama kısa bir cevap rica edeceğim sizden noktalamadan önce. Bu arada dediğiniz ter, bir, bir senaryolardan birinde siz bir de meşruiyet hukuken e, Cumhurbaşkanının e, yani Cumhurbaşkanlığına ilişkin bir meşruiyet hukuki bir tartışma da çıkacağını söylediniz. O da bir başka boyutu. Şimdi başörtüsü e, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili e, bir öneriniz var. Ee, değişiklik önerileriniz nedir? Bir de seçime giderken anayasa değişikliği yapılmamalı diye bir değerlendirmeniz var. Onu da ekleyerek soruyorum. Evet biz biz ne zaman anayasa değişikliği önermiş isek, ne zaman böyle bir bu yönde bir çalışma yaptıksa hep Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi artık anayasa e, değişikliğini, yeni anayasayı unutun. Biz 2017'de bu sayfayı kapattık dediler. Ne zamana kadar? 2021 Şubat'ına kadar hep böyle söylediler. 2021 Şubat'ında yeniden anayasa sayfasını açtılar. Fakat sonra 2022'de biz anayasayı seçimden sonra yapacağız dediler. Ama ne zamanki Sayın Kılıçdaroğlu bir yasa önerisinde bulunduğu başörtüsüyle ilgili 2022 Ekim'inde yeniden anayasa dediler. Tam da Türkiye'de seçimlere birkaç ay kala seçim ortamında. Şimdi nasıl ki 2017 anayasa değişikliği olağanüstü ortam ve koşullarda bulunduğu için Türkiye e, yapılmaması gereken bir değişik idiyse şimdi de Türkiye tam da seçim ortamına girdi. Kaç ay kaldığını bilmiyoruz, kaç hafta kaldığını bilmiyoruz ama sayılı haftalar ve aylar söz konusu. Böyle bir ortamda anayasa değişikliği yapılmamalı, yapılamaz karşılaştırmalı anayasa hukukunun verilerine göre hele hele örtüsü gibi, aile yapısı, aile kavramı gibi çokça çatışmacı ögeler içeren bir anayasa değişikliğinin, ayrıştırıcı yönleri bulunan bir anayasa değişikliğinin seçim ortamında gündeme getirilmesi aslında seçim sandığına yönelik bir şeydir, bir tasarımdır. Hele hele 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a, çekilmesi ve 14 Mayıs'ın da 1950 yollamasıyla e, sanki e, siyasal e, avantaj sağlamaya yönelik bir tarih olarak belirlenmesi e, daha da e, anayasa değişikliği riskini Ama e, komisyona aktarıyor. bir teklif götürüyorsunuz e, siyasal, değil mi Sayın Kaboğlu? De, yani komisyona da bu başörtüsü e, teklifiyle e, ilgili bir öneri şu, getiriyorsunuz. E, şu, e, hemen hemen şununla tamamlayayım. Bu Evet. 14 kısaca lütfen Mayıs diyenlerin lütfen, tamam. aslında aslında 21 Şubat 1950 mutabakatını ortadan kaldırdıklarını hatırlatmak gerekir. O da kıdem esasına göre yargıçların belirlendiği Şubat 1950 esasen o günden bugüne hep o seçim sistemiyle seçim yapıldı. Şimdi bunu ortadan kaldıranların Şubat mutabakatını ortadan kaldıranların 14 Mayıs'ı kullanmaları bana çok şey geliyor böyle hani sanki bir ana çelişki geliyor. Birincisi bu, ikincisi aslında başörtüsü için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç yok. Çünkü anayasamız diğer özgürlükleri koruduğu gibi din ve vicdan özgürlüğünü de koruyor. Kıyafet özgürlüğü de buna dahil olduğu için koruyor. Fakat Getirilen öneri, getirilen öneri hiçbir anayasada yer almayan, hiçbir insan hakları belgesinde yer almayan mutlak bir özgürlük anlayışını dayatmaya çalışıyor. Hiçbir kadın, hiçbir surette, hiçbir biçimde, şimdi böyle bir e, siz düzenleme yaptığınız zaman havaalanına gelir bir IŞİD militanı bir kadın, saçını başını iyice bağlar, sizin anayasanızı karşınıza çıkarır, bakın der, hiçbir biçimde benim başımı açamazsınız der ama onun arkasında bomba saklayabilir. İşte biz de aslında bir anayasa değişikliğini içerik olarak benimsemiyor olmakla birlikte, farklı bir şey çünkü bu. Evet. Seçim ortamında bunun mümkün olmadığını biliyor olmakla birlikte bunu anlatıyoruz. Evet. Ama olabilecek anayasa ile bağdaşabilir hak ve özgürlükler bağdaşabilir bir e, uzlaşma metni nasıl olabilir? Onun üzerinde e, çalışıyoruz ve e, umuyoruz ki yapılan e, öneri e, kabul görür ve e, o yönde bir uzlaşma sağlanır. Uzlaşma Peki. sağlanamazsa en azından anayasanın bir şantaj konusu olmadığını seçim sandığına indirgenecek bir e, araçsallaştırma konusu edilmeyeceğini herkese anlatma şansı Çok olur. teşekkür ederiz. Çok, Çok teşekkürler Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu sağ olun. Hızlıca hemen burayı noktalayalım. Devam edeceğiz. Yes.